var. 6 tane yaralı şahıs var. Yaralı olduklarından dolayı bunlar kız masasıyla irtibata geçmiş durumdalar. Fakat tam koordinatlarını da belirleyemiyoruz. Bilemiyoruz. Dolayısıyla da bu 6 şahısı bu insan gücüyle sağdan bulacağız. Ancak her birinin farklı farklı medikal ihtiyaçları var. Dolayısıyla da sağda ön tedavisini yapıp mutlak surette medikal kurtarma hizmetini de sağlayacağız. Onları da yeniden kamp alanına taşıyacağız. Güvenli alanımıza taşıyacağız. Herhangi soru var mı bu ana kadar bu konuyla ilgili? Çanta, alet, edevat. Burada ayrı bir tim yapılanması yapmayacağım. Tüm grubu tek bir ekip olarak değerlendirip yeterli miktarda sporunuz, yeterli miktarda medikal çantanız ve yeterli miktarda kolunuz, yeterli miktarda damar yolu setleriniz, serumlarınız olmalı ki sağda ön tedaviyi yapıp hastalarınızı, sterilizasyonlarını sağlayıp öldürmeden buraya getirin. Sadece umutlu konseptler olarak düşünmeyin. Yanınızda akutunuz var, yanınızda takınız var. Evet. Onlar da sizlere bu konuyla ilgili kendi ihtisasları doğrultusunda mutlaka yardımcı olacaklar. Dolayısıyla şimdi paydaş iş ortağı nihayetinde benim çözüm ortağıyız. Elbette ki onlardan öncelikli olarak medikal bir müdahale yapmalarını istemiyoruz ama onlar da asgari seviyede mutlaka tıbbi tedavilerden haberdar olmaları lazım. En azından bir yaralara dokunacaklarsa doğru bir şekilde dokunmaları, dokunmamaları gerekiyorsa da sizden yardım istemelerini de beklemeliyiz. Yani kısacası işbirliği içinde yer almak zorunda. Şimdi burada eğer AFAD yetişebilirse normal şartlarda bu tarz krizleri yönetmek biliyorsunuz AFAD'ın koordinasyonu altında yürür. Biz elimizdeki iş gücünü oradan doğruya AFAD'a teslim ederiz. AFAD kendi senkronizasyonunu yapar. Ama muhtemelen kendilerine ait başka özel sebepleri çıkacak. Bu doğrultuda her ekipte birer tane temsilci bu konunun krizi